güzel ülkemizin temel yapı taşlarında olan Doğu ve Güneydoğumuzun çok kıymetli sivil toplum örgütlerin temsilcileri ve değerli basın mensupları. Türkiye'de 27 Mayıs 2013 tarihinde 12 ağaç ve çevre denilerek başlatılan iç ve dış odaklı planlı eylemleriyle sonrasında planlanıp eyleme dönüştüren 17 Aralık operasyonları ne yazık ki ülkemizin bağımsızlığını, milli iradeyi, ekonomiyi hedef alan ancak Doğu ve Güneydoğu hemşeri dernekleri olarak bizim hiçbir zaman kabul etmediğimiz, etmeyeceğimiz tehdit unsuru eylemleridir. Uzun yıllar sonra tesis edilen barış ve güven ortamının bozulması için bizlerin üzerimize düşen görevi her şart ortamda yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde terör denen bela Allah'a şükürler olsun ki artık ortadan kalktı. 1,5 yıldır evlere ateş düşmüyor. Bir oğlu askerde, bir oğlu dağda olan, baba da bizim, şehitler de bizim, cenazeler de bizim. Ulaşmayan aile gençleri de bizim. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu dönemleri geçiriyoruz. Ancak ne acı, ne talihsizliktir ki bu ülkenin ana muhalefeti olan CHP barış ortamına sağlanmış olmasından rahatsızlık duyduğunu, Doğu ve Güneydoğu olan bakışını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan, belediye başkan adayı Mustafa Fazıloğlu, Zeytinburnu eski belediye başkanı, aynı zamanda şu anda 14. sırada olan CHP meclis üyesi, Zeytinburnu adayı Doktor Adil Anacan, adayları Giresun Çakraklar Derneği bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret sırasında ilçe başkanı Metin Doğan yaptığı konuşmada CHP'nin Doğu ve Güneydoğu insanları olan kinini, nefretini kusmuştur. CHP ilçe başkanı Doğan, AK Parti Zeytinburnu ilçe belediye meclis üyesi aday listesini eleştirerek tüm Doğu ve Güneydoğu PKK'lı ilan etmiştir. Şimdi sizlere CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan o ziyaret sırasında yaptığı konuşmanın bir bölümünü okuyorum. Bu konuşmanın ses kaydını dağıtacağım CD'lerde bulabilirsiniz. Metin Doğan konuşmasında şöyle diyor: değerli arkadaşlarım, listemizi yaptık. Ülkenin bütünlüğü birliği içinde olan bu liste ülkenin en doğusunda arkadaşlarımız listede var. En batısında listede var. Değerli arkadaşlarım, konuştuğumuz siyasi parti eleştirmek için söylemiyorum. Ama elinizi vicdanınıza koyarak bu listelere bakın. AK Parti'nin listesinde BTP'nin listesi mi var? Ona göre karar verin. AK Parti'nin listesinde tam seçilir bir yerde 9 tane Güneydoğu arkadaşımız yer alıyor. 4 tane Mardinli, 2 tane Diyarbakırlı. Bu listenin bütünlüğüne bakıyorsunuz ki Zeytinburnu Belediye Meclisi'ne PKK giriyormuş gibi hissi uyandırıyorlar. Şimdi bu durum, düşünüyoruz. Acaba bölücü örgüt AK Parti'ye teşarun olarak mı kullanarak Zeytinburnu Meclisi'ne girmeye mi kararlaştırıldı? Bizim meclis kadromuz, bakınız. Bir de AK Parti'nin meclis kadrosuna bakınız. Ülkenin birliğine, bütünlüğüne bakınız. Ülkede yaşadığımız teröre bakınız. Ülkede bayrağa karşı, dine karşı, özgürlüğe karşı verilen mücadeleye bakın. Şehitlerimize bakınız. Ondan sonra karar veriniz. Bu meclis kadrosuna lütfen iyi bakınız, iyi okuyunuz. PKK avukatlarına
tutunuz. Bölücülerin ortak olduğu bir meclis kadrosuyla karşı karşıya, ona göre karar veriniz. Değerli arkadaşlar, sevgili hemşerilerim, değerli basın mensupları arkadaşlarım, CHP'nin bir logosunun altında Türkiye'nin birleştirici gücü yazar, ancak CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan'ın yaptığı konuşmaya baktığımızda CHP'nin birleştirici değil de tam aksine ayrıştırıcı bir konuşma yapmıştır. Ötekileştirici, hedef gösterici, bölücü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bizleri Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Süryanisiyle, Arabıyla, Zazasıyla bir bütünüz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Tüm Doğu Güneydoğu PKK'lı ilan eden masum insanlara yumruk atacak kadar içinde kin, nefret besleyen CHP'yi ve bu zihniyeti kınıyoruz. Buradan ayrılıktan sonra CHP'li yetkililer hakkında 1 liralık maddi 76 bin liralık ve manevi olarak tazminat talebinde bulunacağımızı, suç duyurusu dilekçelerimizi adli bakanlarla teslim edeceğimizi, katkılarımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılarımla sunuyorum.